yıllık transfer fiyatlandırması raporları var. Bir de form var. Beyannamenin içinde. Bu her ikisini de belli mükelleflerin, şimdi belirteceğim, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nda kayıtlı mükellefler, yurt dışı işlemler, şubeler dahil ve yurt içi işlemler için yıllık transfer fiyatlandırması raporunu düzenlemek zorundadır. Kurumlar vergisi mükellefleri sadece yurt dışı işlemler için bunu düzenlemek zorundalar ve serbest bölge işlemleri için. Serbest bölgede faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükellefleri de yurt içi işlemler için yıllık transfer fiyatlandırması raporunu düzenlemeleri gerekmektedir. Bu raporda tabi beyanname verme süresine kadar hazırlanması gerekmekte. Bu raporda genel bilgi, ilişkili kişiler hakkında bilgiler, ilişkili kişiler arasındaki işlemin ayrıntılarına ilişkin bilgiler, transfer fiyatlandırması analizine ilişkin bilgiler, burada karşılaştırılabilirlik analizi ve düzeltmeler, yöntemlerin karşılaştırılması ve seçilen yöntemlerin dayanakları, emsal aralık ve emsal fiyatın tespitine ilişkin hesaplamalar ve sonuca bağlanacak rapor. Çok hızlı bir şekilde gayrimaddi haklardan da bahsetmek istiyorum. Ticari amaçlı gayrimaddi haklar ve pazarlama amaçlı gayrimaddi haklar şeklinde ikiye ayrılmış vaziyette mevzuatımızda. Tabii gayrimaddi haklar da üzerinde en çok tartışma olan konu. Şu an OECD'de de OECD rehberinin 6. bölümü gayrimaddi haklara ilişkin özel düzenlemeler bölümü güncellenmeye çalışıyor. Üzerinde birçok tartışma var. Çünkü burada her ne kadar karşılaştırılabilir fiyat yöntemi olarak ilk başvurulan yöntem ama dediğim gibi ifade etmek veya bunları yazmak kolay ama gayrimaddi haklarda emsal bulmak gerçekten zor ve çok özelliği olan ve çok yüksek işlemleri içeren satın almalar veya kullanım hakkını vermelerde emsal bulmak gerçekten çok zor. Bunun için zaten çok özel yöntemler şu an geliştiriliyor, üzerine kafa yoruluyor. Bunun içinde bir takım gelecek öngörülerini de içeren finansal hesaplamalara kadar birçok yöntemler şu an tartışılıyor ve muhtemelen önümüzdeki yıl sonuca bağlanacak ve rehber güncellenecek diye düşünüyorum. Bizler için de bu alan zor. Yani vergi incelemesinde gerçekten emsal bulmak zor. Tabii sizler için de zor burada emsal bulmak. Ama bu özellikle veri tabanlarından bu alanda biraz daha şanslıyız. Yani gayrimaddi hak sözleşmesine erişmek açısından diğer veri tabanının mali tablolardan edindiğimiz verilere göre daha net bilgilere ulaşılabiliyor zaman zaman. Grup içi hizmetler. Grup içi hizmetler de yine çok zor bir alanda grup içi hizmetler. Gerçekten bu alanda birçok tartışma var. Sizler de yaşıyorsunuz. Yine dediğim gibi yani ifade etmek bunları kolay gelecek ama üzerinde birçok tartışma var. Grup içi hizmetin fiilen sağlanıp sağlanmadığı. Bu çok tartışmalı bir husus. Özellikle büyük grupların içinde gerçekten diyelim ki bir takım hizmetler alınıyor. Bütçe olsun, diğer avukatlık hizmeti olsun, bir başka hizmet olsun. Gerçekten bu hizmet fiilen sağlandı mı, sağlanmadı mı? Tabii olaya göre, duruma göre çok değişebilmekte. İşte şirketin ihtiyacı var mı gerçekten böyle bir hizmete? Bunun irdelenmesi gerekiyor. Hizmetin bedelinin emsallere uygunluk ilkesine uygun olarak belirlenip belirlenmesi. Şimdi her bir aşama aslında çok zor. Yani gerçekten fiilen sağlandı mı böyle bir hizmet? Şirketin ihtiyacı var mıydı? Hadi bunları geçtik. Emsali bulmak da zor. Yani o grup içinde bu hizmetin bedeli ne olur? Bunun emsali zaten yok. Çoğu olayda yok. Ve son olarak ilişkili, bundan biraz önce bahsettiğim form var. Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde. Bu formun da doğru bir şekilde doldurulması gerekmekte. Şimdi özellikli hususlar olarak ben katma değer vergisinden bahsedeceğim. Bu incelemelerde bizim için de çok büyük bir sıkıntı. Nedeni şu, şu an bir sirkümüz var, 60 numaralı sirküde. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançların katma değer vergisi kanununun 30. maddesinin D bendine göre
kanlar kabul edilmeyen gider olması dolayısıyla indirimlerini reddediyoruz. Rapor yazdığımızda, herhangi bir eleştiri getirdiğimizde. Aslında kişisel olarak ben buna katılmıyorum. Bunu da açıkça ifade edeyim. Yani, ama mevzuat bu şekilde, özellikle yurt dışı işlemler, gümrükte ödenen KDV'nin veya iki nolu KDV beyanıyla ödenen royalty veya bir başka hizmet için ödenen KDV'nin reddedilmesi gerçekten hakkaniyete uymuyor. Ha, umuyorum ki ve bekliyorum ki bu alanda muhtemelen bir gelişme olacak ve bu indirimin reddi son bulacak diye bekliyorum. Ya bu bizleri de memnun edecektir. Çünkü inceleme sürecini bu zedeliyor veya zorlaştırıyor. Uzlaşma zeminini daha da kaybetmemize neden oluyor. Çünkü %20'lik kurumlar vergisi KDV oranına göre %38'lere kadar varabiliyor. Şimdi burada bir kavram da, eğer örfülü sermaye ile transfer fiyatlandırması işlemi birlikte gerçekleşirse, bu olabilir, aynı işlemde uygulanması gerekiyor. İlk önce örfülü sermaye açısından, sonra da transfer fiyatlandırması açısından ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Bunu en sona bırakıyorum tam tavsiye. Gizli emsal. Gerçekten bu bizim için de zor bir konu. Ben yasa koyucu, şu anda bizim anladığımız yasa koyucu gizli emsal olmasını istiyor. Çünkü mahremiyet kuralları var. Her ne kadar şu anda birinci derece mahkemesinde verilmiş bir karar var. Danıştay'dan bildiğim kadarıyla daha kesinleşmedi. Gizli emsal kullanılamayacağına yönelik bir karar verildi. Şu an biz yazdığımız raporlarda diğer şirketlere ilişkin bilgileri, onların kimler olduğunu vergi mahremiyeti ve gizlilik nedeniyle açamıyoruz. Ama bunları mahkemeye sunuyoruz. Önümüzde örnekler var. Mahkemeye giden dosyalarda bizden isteniyor, bizden değil, mahkemeye bunları sunuyoruz. Tabii bu mahkemenin değerlendirmesini mahkeme bu şekilde yapıyor. Tabii ben şeye katılıyorum kişisel olarak. Yani silahların eşitliği ilkesi gereği, savunma hakkı gereği bunun paylaşılması, belli ölçüde bir çözüm bulunması gerekiyor. Ama çözüm ne olur bilmiyorum. Şöyle ki, şimdi bir toplantıda hatta sordum. Yani gizli emsalden eleştiri getiriyordu gizli emsal. Dedim ki, peki bunu siz bir firmayı incelerken bunu eleştiren kişiye sordum. Siz firmanızın bilgisini diğer firmayla paylaşmamızı ister miydiniz diye sordum. Olumlu cevap alamadım, yani belirteyim bunu, olumlu cevap alamadım çünkü şu an Türkiye'de son ticaret, Türk Ticaret Kanunu'ndaki yaşadığımız tecrübeyle de insanlar mali tablolarının gizli kalmasını istiyor. Böyle bir şey var. Yani ama bunu bir çözüm bulmamız lazım çünkü uluslararası alanda gizli emsalin kullanılmamasını, OECD rehberinde de kullanılmaması gerektiği belirtilmekte. Emsal aralık, bir başka problemimiz de bu. Şu an emsal aralık tebliğde nispeten sınırlı da olsa açıklanmış ama emsal aralık, yani bulduğunuz işlemler zaman zaman karşılaştırılabilirlik analizinden geçiyor. Fakat işlemler arasındaki marj bazen çok fazla olabiliyor. Bu durumda ne yapmamız lazım? İşte interquarter range diye yüzdelik dilimler, 2 ile 3. dilim bandına bakma, kullanılabilir mi? Yani OECD bunun kullanılabileceğine yönelik ifadeler var OECD rehberinde. Ben de şahsen kullanılabileceğini düşünüyorum. Ama burada bir açıklık yok. Bu emsal aralık konusunu geliştirmemiz lazım. Ha, OECD rehberinin yeri, biz OECD rehberinden de faydalanıyoruz. Hatta bir projemiz var, son aşamaya geldi. Tabii tercüme işi de kolay bir iş değil. OECD rehberini kazandırmak adına, daha önce İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası 2001 rehberini 2007'de çevirmişti. Çok değerli ve kıymetli bir hizmetti bu. Biz de 2010 rehberini Türkçe çalışmalarının son safhaya getirdik. 2007'deki tercümeden de faydalandık. Bunu inşallah Türk literatürüne kazandıracağız. Çünkü bu önemli, zaman zaman ufuk açıyor oradaki düzenlemeler. Her ne kadar bizim için
bunun bağlayıcılığı tartışmalı. İşte yasal mevzuatımızda oraya direkt bir atıf yok. Oradaki değişiklikler ancak bizim yasalarımızda veya ikinci mevzuatımızda bir değişiklikle mümkün olabilir. Ama çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buradan tekrar tam tasdik raporlarında transfer fiyatlandırılması. Şimdi bu çok zor bir konu. Buraya gelmeden önce Gelir İdaresi Başkanlığı'yla da fikir alışverişinde bulundum. Şimdi gerek yasal mevzuata gerek ikinci mevzuata baktığımızda şu anki ikinci mevzuatta direkt bir şey yok bu konuya ilişkin. Ha, bir takım ifadeler var. İşte çalışma usulü esaslarına yönelik yönetmelikte diyor ki alım ve satım için işte grup içindeki alım ve satımların tam tasdik yapılmadan önce tetkik edilmesi, yani tasdiğin kapsamı, çalışma süresi belirlenirken ona yönelik ifadeler var. Yani bir takım ifadeler var. Burada genel görüş tam tasdiğin kapsamı içerisinde olduğu, çünkü matrahın doğruluğuna yönelik önemli bir husus transfer fiyatlandırması, yani ilişkili işlemler. Sorumluluk açısından tam tasdik kapsamında bir sorumluluk görülüyor. Ha, şöyle bir bilgi de var. Taslakta şu an yeminli mali müşavirler tebliğlerinin birleştirilme taslağında da bir bölüm olarak tam tasdik raporunda bu açılmış vaziyette. Yani muhtemelen o taslak çıktığında daha açık ve net olacak. Fakat yeminli mali müşavirin veri tabanının olmaması, özellikle dış emsale gitme durumlarında sorumluluğunun değerlendirilmesi olaya göre değişebilecek değişiklik gösterebilir. Yani burada ben şöyle bir bilgi vereyim. Bizim İstanbul Transfer Fiyatlandırması grubunda şu ana kadar benim bildiğim, tekrar düşünüyorum, hiçbir sorumluluk raporu yazılmadı. Yeminli mali müşavirlere yazılmadı. Gerek royalti eleştirisi olduğu, gerek işte mal alımlarında veya ham madde alımlarında bir takım eleştiriler getirildi ama yeminli mali müşavirlere sorumluluk açısından herhangi bir eleştiri getirilmedi. Burada olaya göre değişiklik gösterebilir. Ha, şöyle bir örnek vereyim, en basit örneği. İşte iç emsaller var. Yeminli mali müşavirimizin tam tasdik kapsamında bir anlaşma yapılmış. İç emsallere mal çeşitleri aynı ama iç emsallere uygun olmayan ilişkili kişi işlemleri var ve herhangi bir eleştiri getirilmemiş diyelim ki tam tasdik raporunda bu hususa. Benim kişisel görüşüm, sorumluluğa yönelik birisi bir inceleme elemanı herhangi bir eleştiri getirirse haksız sayılmaz diye düşünürüm. Ama şimdi gayrimaddi haklar, grup içi işlemler, daha tartışmalı ve dış emsal aramasını gerektiren işlemlerde ise yani zaten bunu yapmakta biz de zorluyuz. Yani bir takım bilgileri alma veya bilgi değişimi kapsamında yurt dışından bilgiler alıp yaparken biz bile zorlanıyoruz. Burada böyle bir çizgi olduğunu düşünüyorum ben. Bu benim kişisel fikrim, yine altını çizeyim. Yani şu an normal yasal olarak sorduğumda bunu, sorumluluk vardır, tam tasdik içerisindedir ve sorumludurlar. Biliyorsunuz zaten siz bunları. Yani son seminerde de ben bulundum. Bu sorumluluğa ilişkin, yeminli mali müşavirlerin sorumluluğuna ilişkin Antalya'da gerçekleştirilen, Aralık ayında gerçekleştirilen seminerde. Ha, burada da bir gelişme kat edildi. Nedir gelişme? Yeminli mali müşavirin bilgisine başvuruluyor artık. Ben özellikle bilgisine başvuruluyor ifadesini kullandım. Oraya dikkatinizi çekiyorum. Bilgisine başvururken de muhakkak eleştiri getirecek hususun ne olduğu belirtilerek bilgisine başvurulmalı. Tabii ki bu da açıklama yapmak açısından önemli. Yani incelemeyi yapan, bu konuda bir sonucu ulaşacak kişiye bu konudaki fikirleri iletilmesi de önemlidir diye düşünüyorum. Şimdi benim anlatacaklarım bu kadar. Burada da kesmek istiyorum. Yani süreyi de çok aşmadan, 30 dakikalık süreyi. Çünkü daha fazla uzatıp sizleri de sıkmak istemiyorum. Asıl
soru-cevap bölümünde karşılaştığınız olaylardan, özellikle sorumluluk üzerine belki olabilir, konuşursak daha faydalı olacağını düşünüyorum. Ben hepinize teşekkür ediyorum tekrar. İnşallah faydalı olmuştur.